İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanlarına mesaj yolladı. Stepanakert Spor ve Konser Kompleksi 2020'de devreye girecek. Türkiye, Suriye'ye yeni kuvvetler gönderdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'nin Süryanice soyadı yasağını haksız buldu. Irak'ta Mitanni İmparatorluğu'na ait 3400 yıllık gizemli bir konak keşfedildi. Ahtamar Adası'nda konser. Urartu'dan Avrupa'ya ezgiler. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, Japonya'nın Osaka şehrinde çalışmalarına başlayan G20 zirvesine katılan Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanlarına bir mesaj gönderdi. Başkan Abrahamyan mesajında özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu'nun uluslararası sorunların çözümüne adil yaklaşım yoluna sahip olabileceği ve olması gerektiği rolüne değiniyor. Onlar sadece uluslararası hukuku koruma görevini üstlenmeli ve bunu uluslararası hukuk ve imzalanan anlaşmalar çerçevesinde uygulamalılar. Batı Ermenistan Başkanı mesajında ayrıca Batı Ermenistan'ın tanınmasına ve mülteci Ermenilerin haklarına ve acılarının tazmin edilmesine yol açacak adımlara dikkat çekti. Buna karşılık Batı Ermenistan uluslararası ailenin meşru bir üyesi ve büyük bir ortağı olacak. Mesajın tam metni web sitemizde yayınlanacak. İnşaatı 2 yıl önce başlatılan Stepanakert Spor ve Konser Kompleksi 2020 yılında faaliyete geçecek. Artsakh Press muhabirinin belirttiğine göre Artsakh Cumhuriyeti Kentsel Gelişim Bakanı Karen Şahramanyan, dün yaptığı açıklamada projenin Hayastan adlı Pan-Ermeni Fonu aracılığıyla Taşir adlı yardım kuruluşu tarafından finanse edildiğini belirtti. Spor ve konser kompleksinde büyük etkinlikler için sergi salonları, çağdaş bir sinema salonu ve kafeler yer alacak. Dün yayınlanan haberlere göre Suriye hükümet güçleri İdlib şehrinde konuşlanmış olan Türk kontrol noktasına bir ölü ve 3 Türk askerinin yaralanmasına neden olan topçu saldırısında bulundu. Olaydan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırına olağanüstü askeri güçler gönderdi. Yüzlerce asker ve zırhlı araç Türkiye'nin Hatay ilinin Kırıkhan ilçesine sevk edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Süryanice güvenilir kişi anlamına gelen AMNO kelimesinin Türkçe olmadığı gerekçesiyle soyadı olarak kullanılmasını yasaklayan mahkeme kararını haksız bularak Türkiye'yi mahkum etti. Kararla birlikte Türkiye'de Süryanice soyadı kullanımının önü açıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, özel hayat ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Mardin'in Midyat ilçesinde 2005 yılında soyadını AMNO olarak değiştirmek isteyen Midyat nüfusuna kayıtlı İsviçre yurttaşı Nuri Aktaş, soyadı değişikliği için Midyat Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Ancak mahkeme başvuruyu reddetti. Aktaş'ın avukatı Rudi Sümer, müvekkilinin aynı zamanda İsviçre yurttaşı olması ve İsviçre'de resmi olarak AMNO soyadını kullanıyor olması nedeniyle Türkiye'deki resmi işlemlerinde sorunlar yaşadığını belirtti ve mahkemenin kararını 2007 yılında davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aldığı kararla Türkiye'nin özel ve aile hayatına saygı hakkını ihlal ettiğine karar verdi. Ayrıca mahkemenin kararında kamu yararı gerekçesini sunmasını, Türkçe olmayan isimlerle değiştirilmesinin kamu yararını nasıl etkileyeceği henüz kanıtlanmamıştır ifadesine yer verdi. Mahkeme kararı 25 Haziran 2019 tarihinde verdi. Bu karar aynı zamanda anayasanın 90-5 maddesi gereğince benzer mahiyetteki davalar karşısında bağlayıcı emsal niteliği teşkil ediyor. Tübingen Üniversitesi, Alman ve Kürt arkeologların gizemli Mitanni İmparatorluğu'na ait 3400 yıllık bir köşk keşfettiklerini açıkladı. Deutsche Welle Ajansı bu keşfin Musul Barajı'nda su seviyesini önemli ölçüde azaltan kuraklık nedeniyle mümkün olduğunu belirtti. Kürt arkeolog Hasan Ahmet Kasım, bulgu bölgedeki son 10 yıllardaki en önemli arkeolojik keşiflerden biri ve Alman-Kürt işbirliğinin başarısını gösteriyor açıklamasında bulundu. Arkeolog Ivan Polz ise, Mitanni İmparatorluğu yakın doğudaki en az incelenmiş ve araştırılmış imparatorluklardan biridir. Mitanni'nin başkenti bile bilinmiyor, dedi. Bugün Batı Ermenistan'ın Van Gölü'ndeki Ahtamar Adası'ndaki Kutsal Haç Kilisesi önünde Urartu'dan Avrupa'ya Ezgiler başlıklı bir konser düzenlenecek.
Şehrivan gazetesi tarafından aktarılan habere göre konserde Ermenice de dahil olmak üzere farklı dillerde şarkılar söylenecek. Bu girişim Van Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi Merkezi tarafından yapılmıştır. Haber kaynağına göre konserin tadını çıkarmak isteyen sanatsever ziyaretçiler Ahtamar'a ulaşmak için ücretsiz gemilerden faydalanacaklar. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ofsanlar Korosu'nun seslendirdiği ünlü kompozitör Gomidas'ın Lusnagın Anuş adlı eserini sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.